Var mı böyle talihsizlik ya? Akşam akşam başımıza gelene bak. Neyse ki bu adamcağız aldı bizi. Benim de arabadan yana hiç şansım yok ki kardeşim. Yok denize düşer, yok hırsız çalar. Daha kaç gün oldu bu arabayı alalı, hemen çalındı. Canım senin ne suçun var? Bunu hırsız aldı götürdü. Evosos da ben atmıştım. Ne? Ay Allah korumuş. Sana bir şey olmadı ya. Çocuk her zaman yapılır. Tabii. İnsan böyle zor günlerde eşinin kıymetini çok iyi anlıyor. Biz de Musa ile zor günler geçirdik. Ama birbirine destek olunca insan üstesinden geliyor. En çok Orhan istiyordu. Doktor bir çocuğumuz olacağını söylediğinde inanır mısınız? Orhan çocuklar gibi sevinmişti. Her şeye rağmen bu durumda çok anlayışlı davrandı. Gerçekten de Orhan Bey ideal bir eş. Allah'tan babasına çekmemiş. Necmi Bey biraz oğlu gibi olsaydı. Şimdi sen vosvosu senin attığını mı söylüyorsun? Şey, sen bakkaldayken arabanı gördüm. Yine her zamanki gibi bir kız vardı. Sana çok kızmıştım. Ben de arabaya girip el frenini indirdim. Of, sana inanamıyorum Beniş. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ama öyle güzel baktı ki böyle köpükler çıkara çıkara. Bak hala. Allah'ım ya, başıma niye böyle birini verdin? Sen çılgın değilsin, delisin deli. Ama uzaktın Oktay. Olmuş bitmiş işte. Bu kadar kolay yani. Ne yapalım oldu bir kere. Yarın kolumu koparıp köpeklere verirsin. Ona da ne yapalım oldu bir kere dersin sen. Yeter be. Tepeme çıktın iyice. Alt tarafa arabanı attık. Dünyanın sonu gelmedi ya. Beni dinlesene saygısız. Arabam. Arabam burada. Şoför bey durdurun arabayı. Arabamı buldum. Buldum Bediş, buldum. Hadi gel. Gelmiyorum. Arabana ve sana mutluluklar dilerim. Ya inat etme, gel. Gelmeyeceğim. Şoför amca hadi gidelim. Bu saatte ne işiniz var burada? Hadi evinize gitseniz de. Konuşuyoruz, birazdan geliriz dedi. Çocuğa bak ne biçim saç uzatmış. Olur mu be kız o? Kız olsa göğüsleri olurdu. Baksana tahta gibi. Haklı olabilirsin. Akşam karanlığında iyice seçilmiyor ki. Su gelir güldür, güldür, gel değer beni güldür. Su gelir güldür, güldür, gel değer beni güldür. Bir damlacık su, su gider güldür, güldür. Canan! Canan! Sular kesildi! Canan! Allah Allah! Arabam, canım benim. Tep ve kolonlar gitmiş. Ne yapalım? Buna da şükür. İnanır mısınız çocuklar? Orhan gerçekten çok usludur. Hiç sorun çıkarmaz. Gerçek bir ev erkeği. Bu devirde evine bağlı erkek kaç tane kaldı Canancığım? Bu devirde Orhan kadar olgun bir erkek bulmak... Canan! Canan, banyoda sular kesildi ya. Orhan! Kimler gelmiş, kimler? Hoş geldiniz. Hadi inat etme, in aşağıya. Ben burada gayet mutluyum. Boğdun beni Bediş. Ne geliyorsa başımıza şu inadından veya kıskançlığından geliyor. Ben mi kıskancım? Hayır, sen onu alt etmişsin. Hem senin yerini kıskanayım. Vosvos'u niye attın peki? Canım istedi de ondan. Peki hadi gel arabaya. Senin arabana ihtiyacım yok. Canın cehenneme. Seninle mi uğraşacağım? Ben senin kuklan değilim.
Denizli'nin horozları bellidir ama... Lan kapı aralık. Lan yozum. Amanın ben soyuldum, ben mahvoldum. Dükkanımı soymuşlar, ben mahvoldum. Ben ne olmuş ya? Ya hayrola, ne oldu? Sakin ol, hele anlat bakalım. Benim canımı, sevdiğimi, pırlantamı, dükkanımı soymuşlar. Ben artık yaşamak istemiyorum, Bak, bu konuda sana yardımcı olabilir mi bakkal? Nasıl? Tanıdığım çok iyi bir köprü var. Lan gitme. Ben zaten ölmüşüm. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Senin ölmen mahalleye daha çok faydalı olur. Hiç olmazsa helvanı yeriz ya. Gülme komşu da gelir başına. Necmi Bey, beni hiç gezdirmiyorsun. Aa, gezeriz be foşum. Bak gördün mü? Ne güzel parka geldik. Bak boğaza su gibi. Burada gezmek mi yani Necmi Bey? Geldik burada köz köz oturuyoruz. Sen onu bunu bırak da. Bak beni iyice dinle be foşum. Bir kediyi düşün, alıyorsun kucağına. Güzel güzel okşayıp seviyorsun. Ama kedi ne tırmık atıyor, ne de kafana bavul, çanta, kitap geçiriyor. Ben seni birazcık okşasam, sen bana neredeyse o şeyi sandığını geçireceksin ya. Aman Necmi Bey, ay sizin de işiniz gücünüz okşamak. ne yaparsın? Huylu huyundan vazgeçmez. Allah, yoksa bana da mı? Allah'ım, ne günah ettim ona, ben bakkalla dalga geçip benim de başıma geldin. Yandım anam, yandım, soymuşlar beni de. Ya işte bana bak Hacer, temizlikçi misin, pislikçi misin, nesin? Bırak terk et şu odayı, çek git, geleceğim ya. Aa, bugünün işini yarına bırakmam be. Prensip meselesidir bu. Bak, yanında soyunurum diyorum sana. Ben de bakmam. Ulan ne utanmaz, ağırlanmaz bir kadınsın sen ya. Çık dışarı. Bana bak, ben prensiplerimden taviz vermem. Başlarım şimdi senin prensibinden ha. Çık git diyorum ya. Aa, ben de burada soyunurum. Yahu sirke gideceğim. Çık, ayıptır ya. Git canım, nereye gidersen git. Şişt, telefon çalıyor, sen bak ben geliyorum. Bırak. Ver, ben bakarım. Alo? Ooo. Ya Handan? Ya sen arar mıydın? Ne oldu? Altınları yedin mi? Çikolata aldın. Ne? Çok mu acil? Ölüm kolu meselesi mi? Neden oluyor Handan? Yahu ben sirke şey ettim, geciktim ama yani... Neyse, telaş etme. Hemen geliyorum, tamam. Al odayı başına çal. Pislikçi. Ben de kendimi tutamadım ve... Bundan önceki arabanı da ben denize atmıştım zaten dedim. Ne? Oktay'ın arabasını sen mi denize attın? Tabii ya, o ne güzel oldu hem de. Çok kızdırdı beni. Dur Oktay. Ya bırak ya. Gel seninle bir yürüyelim biz. Ay demek o yüzden Oktay bizden uzak duruyor. Benim de arabamı denize alsalar ben de kızardım herhalde. Ya kızmak da laf mı be? Ben olsam duman ederdim valla. Ama Oktay'a bak, hiç sesini bile çıkartmadı çocuk. Hakikaten de çıkarmadı. Aa, bir de arkadaş olacaksınız. Biri kızdı, öteki duman etti. Bir araba benden kıymetli mi be? Allah Allah. Ne o? Oktay'la küstünüz mü yoksa? Araba istiyorsan bende şahı var güzelim. İstediğini alabilirsin. Hiç sorun değil. Çekil önümden çakal. Bir de seninle uğraşamam şimdi. Bu da başımıza geldi hadi. Aman bey, dert etme. Cana geleceğine mala gelsin. Gitti ballarım, şekerlerim. Şekerlerim mi? Hani şeker yoktu? Banu'yu yolladım kaç defadır. Şeker kalmadı diye geri gönderdin. Senin aklın ermez. Depoda stokladıydım ben onları. Fiyatı artınca piyasaya sürüveceydik. Zavallı şekerlerimi. Kendi ailene de stok yapıyorsun ha? Oh olsun. İyi ki de soyulmuş dükkanın. Ne oluyor ya?
Girin. Oo, kimler gelmiş? İşte bana işimi ve mutluluğumu geri veren başarılı bir avukat. Çok teşekkür ederim Musa Bey. Umarım iyi haberlerle gelmişsinizdir Ahu Hanım. Galiba öyle. Düşündüm de haftada bir günümü sizin işlerinize ayırsam pek de fazla yorulmam. Ahu Hanım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum doğrusu. Çiğdem, Çağla, Çanakkale, Çemişgezek, uydurma be, öyle bir şehir yok. Daha yeni il oldu oğlum, senin haberin yok mu? Kızlar, başım çatlayacak, ağrı kesiciniz var mı? Bende yok. Ay bende de yok. Ah, bak orada Banu'nun çantası var, onda mutlaka vardır. Hadi şimdi D harfi. Tamam. Bingo. Buyurun efendim. Ne oluyor? Ben beni hiç çağırmazdın. Hep ben gelirdim yavrucuğum. Oturun Necmi Bey. Sormayın. Ben öleceğim. İyi. Ya, yani hepimiz bir gün öleceğiz yavrum. Bu mudur senin üzüldüğün şey? Doğanın kanunu bu. Biri doğar biri ölür. Bak sen gidicisin. Engel olmayayım. Yapma. Öldürücü bir hastalığa yakalandım. Ciddi mi söylüyorsun ya? Necmi Bey, Promelerus, Potüsüm. Yapma ya, ben de Brutus olmuşum. Ben de buna inanacağım ha. Bu nedir bu? Bir aylık ömrüm kalmış Necmi Bey. Bakın, doktor raporu. Ah, doğru ya. Burada hakikaten öyle yazıyor. Vay canına. Metin ol. Metin ol yavrum. Ah canım. Ah tatanım. Benim... Dramatolojisi potusunu yiyeyim senin ben. Ha canım. Ulan Prometheus Totus. Bu kıza kıyılır mı be? Olur mu? Üzülme andan. Üzülme. Ben sana hayatının son geri kalan kısmını en güzel şekilde yaşatacağım. Söz veriyorum. Ah Necmi Bey. Oh, sağ ol Prometheus Totus Potus. Oh, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi gördüm seni. Harikasın. Ben de öyle. Çok iyi gördüm seni. Burada durmayalım. Hadi gel. Ula öne baksana. Aa, hopa. Herife bak ya, küpe gündüz evi soyuyor. Hırsız! Hırsız var, hırsız! Hop! Ya kimse yok mu, hırsız var? Lan gelirim şimdi yanına! Puh lan be! Okulumuzda bir futbol takımı kurmak istiyorum. Aman Mustafa Bey, derslerine çalışsın çocuklar. Futboldu mutboldu derken iyice tembelleşirler. Ama niye öyle söylüyorsunuz Nazım Hanım? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bence spor yaparak derslerinde çok daha fazla başarılı olabilirler. Doğru. Bence de Nazım Hanım. Çocukların kafası hepsinde olur. İnandınız mı söylediklerime? Ben şaka yapıyorum. Hemen de atladınız söylediklerimi. Ama ne bileyim siz öyle söyleyince. Siz ne diyorsunuz Emel Hanım? Siz daha annenizin beşiğindeyken... ben eski okulumda futbol takımı başkanıydım. Sahi mi? Ay siz o kadar yaşlı mısınız? Maşallah hiç göstermiyorsunuz. Hiç unutmam. Bir keresinde yeni kupayı kazanmışız. Çocuklar öylesine sevinçliler ki. Harika bir haber bu. En büyük takım bizim takım. Vay be, hemen de havaya girdiniz bakıyorum ha. Senin işine baksana oğlum. Takım ruhu denen bir şey var herhalde, ruhsuz. Yarınki ilk maçınız 5 Edebiyat Beyli. Ele çabuk. Niye böyle koç? Yarınki maçı kazanan okul takımında da yer alacak. Biz diğer okullara göre geç bile kaldık. Koç, ben bir dakika sonraki maça bile hazırım. En büyük takım bizim takım. En büyük takım bizim takım.
uzun lafın kısası. Mahallemize bir hırsızla daldı. Ve benim güzelim bakkalımı soydular. Ve benim de evimi. Ve de karşı komşuyu. Bana bir şey yapamadı. Sana ne yapacak ki? Senin etin ne, budun ne? Çalsalar çalsalar anca seni çalarlar. O da bir işlerine yaramaz. Başlarına bela olursun diye onu da yapmazlar zaten. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Polise haber verdiniz ya, yetmez mi? Yetmez. İyi bir vatandaş polisine yardımcı olmalıdır. Geçen sene aynı olay Ortaköy'de de olmuştu. Mahalle sakinleri sırayla nöbet tutup hırsızı yakalamışlardı. Biz de öyle yapabiliriz. Nasıl yani? Şey demek istiyor yani, bu gece sen ben bitirim nöbet tutup bekleyeceğiz yarın da Orhan Bey ile Necmi dede. Tamam işte. Yaptınız bile planı. Ya biz de oynamak istiyoruz takımda. Evet, evet. Ya kızlar yapmayın, futboldan bahsediyoruz ya. Ne var? Artık kızlar da futbol oynuyor. Gazeteleri, spor sayfalarını okumuyorsunuz galiba. Hadi kızlar. Takım kaptanı olarak söylüyorum, sizler oynayamazsınız. Sana ne oluyor ya? Senin oynayıp oynamayacağına kim karar verdi? Tamam, biz kendimizden feragat edebiliriz. Ama bu herif oynamasın. Recep dışarı. Recep saha dışına. Bakın, beni uğraştırmayın. Babama söylerim, Nazi'ye bir telefon açar ve aynen takım kaptanı ben olurum. Bu iş bu kadar kolay ha? Aman, bırakın girsin ya. Ucunda ölüm yok ya. Ama antrenörünüz benim, karışmam. Merhaba koç. Ha? Merhaba Oktay. Ben bir şey sormak istiyordum da size. Yani bir şey rica edecektim. Bugün sizi Ahu Hanım'la konuşurken gördüm de. Evet. Ahu benim eski öğrencimdir. Ve sadece öğrencim de değil, çok iyi arkadaşımdır. Dur bakayım. Bu sabah koridorda bize bakarken kovayı deviren sen miydin yoksa? Ne? Gördünüz mü yoksa? Ahu gördü mü? Ne bu heyecan? Açıkçası koç, ben Ahu'dan çok hoşlanıyorum. Bunu ona da söyledim ama galiba ona birkaç numara küçük geldim. Acaba siz diyorum, hani onu tanıyorsunuz ya. Bir dakika dur. Şimdi sen benden çöp çatanlık yapmamı mı istiyorsun? Evet. Yok canım. Ne hadi be. Ben gidiyorum. Çok sağ olun. Dersim var da. Görüşmek üzere. Denede sopa aldık. Dur bakayım, al şu sopanı. Al bu sopayı da. Bir tane de işaret fişeğimiz var ha. Hah, o da iyi. Başka bir şey lazım olur mu? Emperuj gece dürbünlerini ve Inex.com uydu haberleşme ünitelerini almayı unutma. Lerruş firuş dürbünleri? Ben geldim. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş gördük, hoş gördük. Bakın size gece için bir şeyler hazırladım, tamam mı? Torbada yersiniz onu. Sağ olasın, ellerine sağlık. Ben ne kadar incelik Hacer'im. Ama bu haberim yok ha. Sağ vermeyeceğim zaman. O kadar işte. Bırak diyorum işte, senin değerli. Ya bir bana da ne hayır, bırak, sana. bırak. Kime diyorsun, bırak. Bana getirdim ben onları, al bu sen. Sağ olasın Hacer Hanım. Açım. Açım. Çok açım. Selamın. Nerede kaldı yemekler? Geldi. Geçer. Al canım. Mükül, sen bunların hepsini yiyecek misin? Amma da oburlaştın Mükül. Sen böyle değildin. Aslında ben ağrı kesici ilacını aldıktan sonra böyle oldu. Ne? Mavi ablar mı? Ay onlar Banu'nun iştah açıcı ilaçlarıydı. Kaç tane içtin? 3. Ne çalışıyorsun Savaş? Bir arkadaşım vitrin mankeni yapmak için sünger istedi. İyi de bir, manken süngerden yapılmaz. İki, sünger her yerde satılır. Yok, mankenin insana benzemesini istiyor. Ben de deriye benzer bir sünger yaptım. Ama hala bazı sorunları var. Deriye benzer mi?
Ay Timur, ay nasıl da unuttum. Oktay seni kafede bekliyor. Bekliyor mu? Neyse canım, işim bitince giderim. Olmaz, hemen gitmen lazım. Çok acilmiş, ölüm kalım meselesiymiş. Allah Allah. Ben ya sana canım yardım edeyim Savaş. Bırak Banu, ben giderim. Yavrum Mandancığım, bak burada balyaçolar var. Gidebiliriz istersen, hem eğlenceli olur. Aman Necmi Bey, hani sinemaya gidecektik, bilet almıştık. Aman olsun, hem oraya gideriz, oraya da gideriz, buraya geliriz. Mefoş. Necmi Bey, siz gittiniz. Aslında açıklayabilirim Mefoş'um. Dinlemiyorum. Bir aylık ömrü kalmış, ben onu gezdirip eğlendireyim dedim. Ben size bir ay değil, en fazla 15 saniye ömür biçiyorum. Gel misin? İyi ki buna taş doldurmuşum. Artık dur Mükü, bu 5. tabak. Duramıyorum ki, hala kurt gibi açım. Ben bu kadar yesem domuz gibi olurum valla. Biraz da bünye meselesi. Biraz geniş olunca ne yese yarıyor tabii. Bir kola daha versene. Ya bunu durdurmanın bir yolu olmalı. Ay, ay nerede kaldı kolam? Buyurun. Acı bu be. Be, Oktay'ın arabasını denize sen mi atmıştın? Bunu benden bile sakladın ya, alacağın olsun Bediş. Evet ama ben çok utanmıştım. Sonradan çok pişman oldum ama ne yapayım? Kıskançlık bir insanı bu kadar etkilesin. Hayret, seni gidesin. Sen ne başlama Allah aşkına Beyami. Tamam, başlamam kızım, başlamam. Maazallah, sonra kızıp benim kayıkların hepsini denize atarsın. Aman Beyami, onlar kayık. Onları denize atsam ne olur ki? Hayal be kızım, hayal. Sen de insanda akıl bırakmıyorsun ki. Seni yola getirmek için mucize lazım, mucize. Thank you.
Şşt, şuraya bakın. Bakkalın önünde bir karartı var. Şşt, amanın. Bir daha bakkalı soymadan yakalayıverelim şunu hemen. Hadi yürüyün bakayım, görüyün. Hadi koş koş koş. Seni bak hırsız seni. Gel gel gel. Metin'im, tanıdınız. Tanıdınız ama biraz geç oldu. Neymiş bana söyleyeceğin acil şey? Hangi acil şey? Bileyim, bahane söylemişsin ya. Savaş kapıya gelsin acil diye. Gittim orada bulamadım seni. Oğlum sen kafayı mı yedin? Ben bir şey bilmiyorum ya. Aa, niye öyle söyledi bana o zaman bahane? Şaşırdım. Yürü. Sende bir değişiklik var. Ay saçıma fen çektirdim ondandır. Merhaba bayan. Sizinle tanışabilir miyiz? Hayır efendim, tanışamazsınız. Başka kapıya. Merhaba bahanım. Bu gece çok güzelsin. Özellikle de... Özellikle... Aman Allah'ım, Banu sen benim malzemeyi kullanmışsın. Ne var canım? Bir parçacık aldım sürdüm. Aa. Ama o mal hatalıydı. Canım o kadar hata kan kızında da olur. Konuşur musun lütfen? Ay herkes duyacak. Herkes duyar mı bilmiyorum ama herkesin göreceği kesin. Çünkü göğüslerin gitgide büyüyor. Film harikaydı Mustafa Bey. Mustafa Bey mi? Lütfen avucu bana koç de. Peki. Savaş, koç hemen. Ne oluyor Allah aşkına? Aa koç. Merak etme, bizim çocuklar. İyi akşamlar. Aa siz miydiniz? Merhaba çocuklar. Ben de bizi kaçıracak bir çete geldi diyordum içimden. Çeteden değilim ama seni kaçırdığım kesin ağabeyim. Baksana koçun keyfi nasıl yerinde. Bulmuş böyle güzel eski öğrencisini. Bırakır mı? Ben de buldum böyle güzel eski öğrencimi. Bırakır mıyım hiç? Siz nereden böyle çocuklar? Diskodan mı? Evet, diskodan. Evet, diskodan. Biz sizi fazla rahatsız etmeyelim koç. Zaten geç oldu. Değil mi Oktay? Evet. Biz gidelim. Hadi çocuklar. Hadi bay bay hocam. Güle güle, iyi eğlenceler. İyi akşamlar. Güle güle. Günaydın Beliş. Önce günaydın. Günün aydın olması için önce şu kızdan bahset istersen. Allah Allah. Sana ne canım? Bela mısın ya? Kızcağız yolda bekliyordu. Ben de alıp okula bıraktım. Devam edin Oktay Bey. Aynen böyle devam edin. Ne yapıyorsun ya? Bırak antenimi. Nasılsa teybin çalınmıştı Oktay'cığım. Bu antene ihtiyacın yok Beliş. Ki. Ya seni bazılıklardan kurtardım. Bu adama zarar vermek de bir işe yaramıyor artık. Bırakın. Ya baba bu ne? Üstünden tır geçmiş gibi. Ya keşke tır geçseydi be. Mefaret üstüme düştü. Kolay mı? Gülme. Kaç krostomlu kadın biliyor musun? Gözünde bayağı fena olmuş. Ben de anlamıyorum ya. Bu kadın çantasını ne taşıyor çözemedim. Betona çarpmış gibi oldum ya. Aman ha baba, bir an evvel iyileşmeye çalış. Yoksa akşam nöbet sırası bizde. Bana nöbetler geliyor.
Sen ne iyileşmesinden bahsediyorsun be? Bir de üstüne üstlük duralayıp bitireyim. Bir de bakkaldan dayak yedim. Şamar dedesine döndüm. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Sen burada uslu uslu uyu, enerjini topla. Ya şu kadınlara ayırdığın enerjinin onda birini bize ayırsan... ...şimdiye kadar mahallede hırsız falan kalmamıştı. Ben burada gul yabaniye dönmüşüm. Canan'ın söylediklerine bak ya. Öldüm diyorum ben. Dayak yiyip duruyorum. Hırsız beni görse... ...bir posta dayak da hırsız atar. Hadi baba, sen uyu. Dinlen ki bir dahaki sefere dayak yeme. Hadi be. Zevzekler. Mefaret bir de sizin üstünüze düşse bir gün... ...görürsünüz o zaman gününüzü. Oy. Ay çok heyecanlı. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Siz tabii bu tür bir heyecanın ne demek olduğunu pek anlayamazsınız Emel Hanım. Ah nedenmiş o? Ben de vakit buldukça televizyonda iyi maçları izlerim. Hanımlara da geç kalıyoruz, maç başlayacak. Arkadaşlar tek pas oynayın, şahsi oynamayın. Bu maçı muhakkak almamız lazım. Size güveniyorum, hadi. 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 Evet, çok güzel Oktay. Timur, havadan gelen toplara karşı daha dikkatli ol. Hadi çocuklar, birbirinize pas verin. Hadi. Ne oluyor sana ya? Sana ne? Ne demek? Bu takım kaptanı benim oğlum. Hadi ya. Ne diyorsun lan sen? Bu takım kaptanı benim oğlum. Bir dakika ya. Lan konuşma be. Çocuklar. Maç başlayınca da böyle yaparsanız işimiz var demek ki. İşiniz zor olacak galiba. Ben üstesinden gelirim. Böyle durumlara alışayım. Hayır, onun için söylemedim. Antrenörü kız olan takımın baştan kaybetmesi çok normal. Onu açıklamak istemiştim. Çok teşekkür ederim erkek güzeli. Sen maç esnasında kafana top gelmesin, ona dikkat et. Senden başka bir şey istemiyorum. Hadi çocuklar, gösterelim şunlara. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Maça başlamamış olsalar bari. Hakemsiz maça başlayacak halleri yok herhalde. Ay Emel Hanım da ömür vallahi. Siz hiç mi maç izlemediniz? İzlediğimi daha önce de söylemiştim ama ben sadece Mustafa Bey'in hakem olduğunu bilmiyordum. Yol boyunca da hiç konuşmadınız. Mustafa Bey'le benim gibi iki eski fanatik bir araya gelince... ...yani frekanslar tutmuyor Emel Hanım. Ya evet... Vallahi yol boyunca hiç susmadınız ki. Bana pek fırsat kalmadı. Hadi. Hey, maç başlayabilir. Hadi koş, nerede kaldın ya? Kızlar, sahayı terk edin. Hadi bakalım, yerlerinize. Hadi çocuklar, başarılar. Hadi herkes kaybolsun. Haydi bizim takım. Hazır mıyız? Çivi gibi, çivi gibi, çak çak çak. 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 Hadi aslanlarım, gösterin bunları onlara. Bunlar olsa olsa sıçan olur. Hadi lan. Hadi be. Sen herif. Gol!
şekline bakın. Ay çok canım. Eyvah. Devam edemeyecek misin? Çok kötü koş. Ne yapacağız? Kaldırın. Bebiş, çabuk üzerine değiştir. Oyuncu değişikliği yapıyoruz. Ne? Ben? Sen? Kızım hala duruyor musun orada yasa? Bediş mi? Bediş mi? Bediş mi? Kardeşim. Dayak çekilsene kardeşim. Ne oluyor burada ya? Şunlara baksana ya. Öğrencide. Ne oluyor? Gördünüz mü? Hiç gideceğim yoktu. İşleri kızlara kaldı. Olacak şey değil. Bir de Serkan attırdım. Aferin benim futbolcu kızım. Hadi baba. Ha? Nöbet sırası bizde. Gitmemiz lazım. Hadi hemen sopaları alıp duralayıp bakkal ve bitirimi bir güzel dövelim. Aman baba. Kızma şunlara. Bir hata yapmışlar işte. Herkes hata yapabilir. İyi ya. Ben de hata yapmak istiyorum artık. Baba ya. Dedem hasta. Baksana kıpırdayacak hali bile yok. Onun yerine beni alsan ya. Ne diyorsun sen ya? İyiyim ben, iyi. Dışarısı tehlikelerle dolu. Ah Orhan, ah! Bir yakalarsam ağzını burnunu kıracağım. Allah hırsızlara kolaylık versin. Allah asıl bunlara kolaylık versin. Doğru. Baba, ne var? Bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum. Hapşe! Çok yaşa. Sus lan, sus! Sus, sevzek, sus! Hırsız duyup kaçacak şimdi.